Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere şöyle değişik, farklı bir model daha göstermek istiyorum. Bu modeli hem bayan örgülerinde, hem çocuk örgülerinde, hem de erkek örgülerinde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model, toplayan bir model değil hanımlar. Örgümün arka tarafı da bu şekilde, şöyle. Şöyle 8 tane ilmekten modelim oluşmakta. Aralara 4'er tane ters ilmek yaptım. Siz yapacağınız zaman ona göre hesaplayacaksınız, ayarlayacaksınız ilmek sayınızı. Orta kalınlıkta 1 ip ve 3,5 numara şiş ile ben modeli çıkarttım. Fakat siz öreceğiniz örgünüze göre hangi ipi kullanacaksanız ona uygun şişinizi de ayarlayacaksınız. Evet, şimdi ben şöyle iki tane, sadece iki tane model için ilmeklerimi attım. Küçük bir parçada ve sizlerle beraber öreceğim. Ben ilmeklerimi attım. Şimdi modeli direkt olarak üstüne kuracağım ama siz lastiği örüp lastiğin üstüne modelimizi kuracaksınız. Şöyle ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bir, İki tane ters ilmek örüyorum. 1 2 tane düz ördüm. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. 1 2 3 4 tane ters ilmek ördüm. 1 İki tane düz ilmek ördüm. Şimdi bakın, şu kenardaki 3 tane ilmek kenar ilmeklerim oluyor. Şuradaki 2 tane düz, 4 tane ters, 2 tane düz de modelin ilmekleri oluyor. Şimdi araya 4 tane ters tekrar örüyorum. 1 2 3 4. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 2 tane düz ördüm. 1 2 3 4 tane ters ördüm. 1 2 tane düz ördüm. Kenardaki kalan 3 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada iki tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Tekrar iki tane ters ilmeğim var. Kısacası hanımlar, tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Bakın buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İki tane ters. Model çok basit. İnanın ki çok basit. Ben genelde sizlere kolay örnekleri göstermek istiyorum. Herkesin de yapabileceği kolay ve güzel, değişik, nerede model varsa sizlere göstermek istiyorum. Arada tabii ki takipçilerimden farklı modeller geliyor. Biraz ağır oluyorlar. Onları da gösteriyorum ama arada öyle de maalesef gösterebiliyorum. Maalesef dedim, hani herkes yapamadığı için, yani ağır modelleri. Onun için maalesef dedim. Yoksa her model, her istenilen model elimden geldiğince sizlere göstermeye çalışıyorum. Etrafımda bulduğum modelleri de tabii ki göstermeye çalışıyorum. Tekrar bakın, örgümün ön tarafındayım ve tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum.
Bakın şöyle. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar burada da tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Örgümün ön tarafındayım. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4 sıra burada ters sıram var. Şimdi tekrar 5. sırayı yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Evet, şimdi bakın burayı şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sırayı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. 5. sıradan sonra 6. sırayı şöyle yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz ilmeklerimi ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Ters ilmeklerimi örmeden atlıyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Tekrar düz ilmeklerimi örüyorum. İpimi bu tarafa aldım ve buradaki iki tane ters ilmeğimi örmeden atlıyorum. Şöyle. Düz ilmeklerimi örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Ters ilmeklerimi atlıyorum ve ipimi diğer tarafa alıyorum. Altıncı sıramızı da bu şekilde örüyoruz. Evet. Bakın 6. sırayı tamamladım. Şimdi 7. sıradayım. Örgümün ön tarafındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 tane ters ilmeğim var. Ters olarak ördüm. İpimi diğer tarafa alıyorum. Şimdi bakın burada 2 tane düz var. Bu 2 tane düzü atlıyorum. Arka taraftan 2 tane ters ilmeğimi şişime aldım. Bu düzleri de sol taraftaki şişime alarak ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Bakın bu düzler ön tarafta oluyor. Tekrar buradaki iki tane ilmeği ters olarak örüyorum. Şöyle. İpimi diğer tarafa alıyorum. Bir tane ajur doluyorum. Burada iki tane düz ilmeğim var. İkisini birlikte tutuyorum. Şöyle. Şimdi bakın burada 2 tane ters, 2 tane de düz ilmeğim var. Düz ilmekleri alıyorum. Ön taraftan şöyle, diğer taraftan da ters ilmekleri alarak ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Yalnız bakın düz ilmeği birinci şişime takıyorum ve şöyle ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Diğer ilmeğimi de taktım ve ikinci ilmeğimin arka tarafından ikisini birlikte tutuyorum. Şöyle bakın. İpimi bu tarafa aldım. Ajur doladım. Şimdi buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum.
Evet, bakın birinci işlemimizi yapmış olduk. Şimdi ikinciye geçiyorum. İki tane düz ilmeğim var. Bu iki tane düz ilmeği atlıyorum. Şöyle ön taraftan ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Ve bu iki tane ilmeği ters olarak örüyorum. Ters ilmekler çünkü ön tarafa geldi. Şimdi ipi diğer tarafa alıyorum, ajur doluyorum. Burada iki tane düz ilmeği birlikte tutuyorum. Tekrar burada iki tane ters, iki tane düz ilmeğim var. Bunların yerini şöyle değiştiriyorum, ilmeklerin yerini. Şu bakın. Birinci bu değil. Buradaki öndeki ilmeğin yönünü değiştirdim. Tekrar diğer bir düz ilmeği taktım ve ikinci ilmekle beraber şöyle ikisini birlikte tuttum. İpimi bu tarafa aldım, ajur doladım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Şöyle. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada şimdi kenarda en alt sırada da kenar ilmeğimle beraber 3 tane düz ilmeğim var. Bu 3 taneyi ördüm. İpimi bu tarafa alıyorum. Şimdi bakın şurada 2 tane düz ilmeğim var. Şöyle göstereyim. Buradaki 2 tane düz ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Ajur ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Burada iki tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Ajur ilmeğimi düz örüyorum. İpimi bu tarafa alıyorum ve buradaki iki tane ilmeği düz olarak örüyorum. Pardon, ters olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Bu aradaki 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Zaten bu 4 tane ilmek sabit. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. 2 tane ters ilmek örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Ajur ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi bu tarafa aldım. Aradaki 2 tane ters ilmeği ters olarak ördüm. İpimi diğer tarafa alıyorum. Tekrar ajur ilmeğim var. Düz olarak ördüm. İpimi bu tarafa aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Kalan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şöyle bakın. Şimdi tekrar buradaki gibi şöyle burayı da yapacağım size. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle kenar ilmeğimle beraber 3 tane ters ilmeğim var. Bakın burada 2 tane düz ilmeğim var. Şöyle düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa alıyorum ve buradaki ilmeklerimin 4 tanesini ters örüyorum. 1, bakın bu ajur ilmeğimde. 2, 3, bu da diğer ajur ilmeğim, 4. İpimi diğer tarafa aldım. Burada 2 tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Tekrar arada 4 tane ters ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. İpimi diğer tarafa alıyorum. Burada 2 tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. 1, 2, 3, 4 tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Buradaki 2 tane düz ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Bakın şimdi burada ortada birinci sıra ters ilmeğimi örmüş oldum. Burası 5 tane olunca tekrar modeli kuruyoruz. 6. sırada
Şöyle çevireyim. 6. sırada ters ilmekleri atlıyoruz. Sonra da tekrar bu ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz. Şöyle sıra tekrarı ile modelimizi yapıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşça kalın.